Sabır mücadelesiyle yılların nehrini geçti. Tahtadan gemisiyle mavi atlası aştı. Tek bir ayak izi bırakmak için binlerce adım gerekiyor artık. Yeryüzü baştan başa soğumalı. Tek bir tohumun yeşermesi için tüm topraklar ıslanmalı. Yer kıvrılarak üzerine devrilmek üzereyken gözlerini kapattı. Can vermeyi beklerken gürültüler bir anda dindi. Sırtında büyük bir yük hissedeceği yerde vücudu hafifledi. Boşlukta kaldı. Geriye önce ağırlık döndü. Sonra pis ve yapış yapış bir soğuk. Derisi yere değen dizlerinden dirseklerine dek üşüdü. Kirpiklerini aralayan İskender kendisini çamurlu bir su birikintisinin içerisinde buldu. Üstünde bulutlu gök, altında balçık vardı. Bileğinin iç kısmını kaldırdı ve orayı lekesiz gördüğüne memnun oldu. Kolunda askerlik dönemine ait düşük güçte bir nüve aygıtı vardı. Enerjisi dolu olduğu zaman görünmezdi. Kullandıkça kendini güneş sistemi amblemi şeklinde siyah bir dövme olarak belli etmeye başlardı. "Beni sudan kurtar!" cümlesini geçirdi içinden. Bilgisayarın ekranı doğrudan beyninin içinde canlandı. "Sentetik kemikten bir platform hazırlanıyor. Enerjinin %3'ü kullanılacak." Dizlerinin altında sert bir zemin yükselmeye başladı. Bataklıktan tamamen kurtulduktan sonra belindeki çamurlu paçavrayı atan adam 5 kelimeyi ard arda düşündü. Banyo, tırnaklar, saç sakal, kıyafet. "Banyo hazırlanıyor. Tırnak bakımı için manikür ve pedikür seti hazırlanıyor. Sanal kuaför hazırlanıyor. Kıyafeti nasıl istersiniz?" Sahibinin sabırsızlığını algılayan bilgisayar ikinci bir bildirimden sonra işe başladı. "Kıyafet varsayılan olarak ayarlandı." Su molekülleri vücudunda dolaşırken teni karıncalanıyordu. Tırnaklarının etleri sıyrılıyor, dipleri hafifçe yanıyordu. Ona kadar sayana dek işlem bitmişti. Başını eğen asker aygıtın giydirdiği kıyafete baktı. "Bari sivil bir şeyler giydirseydin," dedi gülerek. Üzerinde kıyafet, zırhın altına giydikleri siyah tişört ve gri pantolonun aynısıydı. "Sanki kışladayız. Zırh da verseydin." "Zırh hazırlanıyor." "Dur, dur, şakaydı." Bilgisayar durunca derin bir nefes aldı. Enerjinin %20'den fazlasının harcanmasına canı biraz sıkılsa da bu zafer duygusunu etkilememişti. "Vay," dedi masasının üstünde bağdaş kurarken, su birikintisinin kenarlarından yükselen yabani otları seyrederken mırıldandı. "Medeniyetin gözünü seveyim be." Kozmos Birliği'nin üssünü yok etmek amacıyla Cüce Yılan Gök Adası'na operasyon düzenleyen, bağımsızlık hareketinin bir üyesi olan İskender Mısri, orada yaşayan kişiyi üstün çevresinde döndüğü kara deliğin içine atarak imha etmekle görevliydi. Ne var ki merhameti ağır basmış, istasyondan ayrılmak için gerekli düzeneyi çalıştırırken öldürülmesi istenen insanı yanına almıştı. Kullandığı yönteme kütle çekimsel yansıma adı veriliyordu. Atom altı parçacıklar kütle çekim dalgalarına dönüşüyor, bir nevi bedenini oluşturan atomların kalıbı çıkıyordu. Bu yöntem ilk ortaya atıldığında kimi bilim insanları kütle çekim dalgalarının ışık hızını aşamayacağını söyleyerek karşı çıkmıştı. "Güneş bir anda yok olsa," demişlerdi. "Dünya tam 8 dakika bunun farkında olmadan döner." Yönteme olumlu bakanlarsa klasik fizik mantığının bir kenara bırakılması gerektiğini savunuyorlardı. Klasik fizik, büyük atomdan daha büyük maddelerin düşük ışık hızından çok daha düşük hızlardaki hareketlerini incelerdi. Başka bir adı da Newton fiziğiydi. Ancak bazı bilim insanları Einstein'ın kuramlarını da klasik fizik içerisinde sınıflandırıyordu. Klasik kuramlar atom altı parçacıkların davranışlarını açıklayamıyordu. Bu noktada kuantum mekaniği devreye giriyordu.
kütle çekimsel yansımanın destekçileri bu yöntemin kuantum dolanıklığı prensibiyle çalıştığını anlatıyorlardı. Kuantum fiziğinde birbirine dolanık parçacıklar aralarında ne kadar mesafe olursa olsun birbirini anında etkilerdi. Dolanmış parçacıklardan biri sağdan sola döndürülürse, diğeri de tam o anda dönmeye başlardı. Bu husus deneylerle milyonlarca kez doğrulanmıştı. Yine kuantum fiziğine göre her parçacık dalga gibi, her dalgada parçacık gibi davranabildiğine göre, yaydığı kütle çekim dalgaları üst üste binmiş cisimler fiziksel olarak da anında bir araya gelebilirlerdi. Yıldızsal mesafelere seyahat için iki yol öne çıkıyordu. Kütle çekimsel yansıma ve bükümlenme. Ne var ki ilki geliştirilemedi. İlgili projeler destek almadı. Çünkü yansımayla yapılan yolculuklar yönetici yapay zeka tarafından denetlenemiyordu. Bunun yerine 4. milenyumda bile daha pahalı, tehlikeli ve yavaş bir yöntem olan bükümlenme kullanılırken yansımanın adı birkaç ileri teorik fizik dersinde kaldı. Kara deliklerin ışığın bile kaçıp kurtulamayacağı kavramsal sınırına olay ufku denirdi. Kara deliğe düşmekte olan bir madde olay ufkuna geçtikten sonra dalga formuna dönüşse bile kara deliğin dışına çıkamazdı. Kara deliğin merkezinde sönümlenene dek dönüp dururdu. Eğer bilinci varsa, kendisine ulaşılmak istenen yerin geçmişine ait sanal bir görüntü de bulurdu. Tıpkı askerle genç kızın mavi göğün altında gözlerini açtığı gibi.